Anlam veremediğim bir şekilde eğer YouTube Shorts algoritmasını çözerseniz çok hızlı bir şekilde abone kazanmaya başlıyorsunuz. Bazı kanallar da sırf algoritmayı çözüp kolay para kazanmak için aklınıza gelebilecek her türlü içeriği yüklüyorlar. Selamlar, ben Joadis. Bugün yapay zekaya denek olacakken yanlışlıkla YouTuber olmuş kanser hakkında konuşacağız. Öncelikle dostum, video içeriklerin o kadar birbirinden bağımsız ki bir gün örümcek adam ağ atamıyor diye oyun videosu atıyorsun, ertesi gün Lucifer'a cevap diye. Hani belli bir süre geçtikten sonra o kadar fazla göze batıyor ki ben YouTube'da mıyım, bit pazarında mıyım a**ayım diye sorgulamadan edemiyorum kendimi. Hani kanal açıklamana falan bir şey yazmamışsın. Muhtemelen sen de kanalının tam olarak ne kanalı olduğunu bilmiyorsun. Veya kendine replika MrBeast lakabı taktığın için bu dönemlerin geçmesini ve kolay para kazanmayı bekliyorsun ama kanalının gerçekten hiçbir amacı ve düzeni yok. YouTube videolarında öne çıkmak için belli başlı şeyler vardır. 8 dakika veya 10 dakika üstü videolar, ortalama izlenme süresi falan diye. Ürettiğin içeriklerin birbirinden kopmasının yanı sıra içerikleri de gerçekten çok. Mesela 10 dakikalık örümcek adam ağ atamıyor videosu çekmişsin. Konsept mantıksız değil. Komik seslendirme veya mimiklerle izleyiciyi canlı tutup eğlenceli şeyler çıkarabilirdin. Ama o kadar izleyiciniz s**lememiş gibisin ki örümcek adamı 7. dakikadan sonra koşturuyorsun a**ayım. Yani 300 metre ilerideki bir olayı bile sırf video süresini uzun tutmak için yürüyerek gidiyorsun. Muhtemelen artık sonunda sen de kendin sıkıldın, dedin ki dur koşturayım amına koyayım, videonun bitmesine zaten 3 dakika kaldı. Böylelikle koşturmaya başladın. Ya şu dayılar gibi parka geldim. Hava çok güzel ve güneş batıyor. Evet, spor yapıyorum. Fit bir Spider-Man olacağım. Koşuyorum, evet. Koşuyorum. Harika. Abi 7 dakika bacaklarımı ısındırdık a**ayım. Videodaki sıkıcılığın yanı sıra mimiklerin, tepkilerin o kadar insana geçmiyor ki bir yerde dedim hani bu ürün yerleştirme falan mı? Küçükken istemeden de olsa anneniz misafirliğe zorla götürürdü. O misafirlikte robot gibi dururdunuz ya. İşte bu adam tam olarak öyle. Sanki videoyu o kurgulamamış da video onu kurgulamış gibi. Biraz daha canlı olup güzel de araya bir iki kurgu atsan mükemmel olacak içerikleri sırf video yapmak için yaptığın için berbat ötesi olmuş. Zaten Shorts algoritması sayesinde bu kadar öne çıkmasaydın normal videolarınla bu kadar gelişmen neredeyse imkansızdı. Hani dedim yine de ön yargılı olmayayım. Belki sohbetidir. Canlı yayın kısmına bir girdim, girmez olaydım. Oğlum orası keşfedilmemiş mağara gibi a**a koyayım. 100.000 bir kere Enes Batur dedim. Ve canlı yayın tam 4 saat sürmüş. Artık bir noktada kendi de o kadar sıkılmış ki sadece space tuşuna basıyordu. Ağzı bile oynamıyordu. Ünlü olmak istiyorsan Ben Ekli Ayhan'ın da bir sözü vardır. Git marketten 2,5 litre kol al, hem sen de yorulmamış olursun. Ve bu yayını toplam neredeyse 200 bin kişi izlemiş. Hayatınız bu kadar mı dersiz a**ayım? Sadece millet benle taşak geçsin de ben de abone kasayım amacıyla yapılan içerikler bunlar. MrBeast gibi olmak istediğini anlıyorum ama bu özentilik yolunda aşırı derecede özgünlüğünü kaybetmişsin. Bir de özellikle şu eğlence konsepti içeriğinde olan insanları da bir türlü anlayamıyorum. Hep bir MrBeast özentiliği, hep bir MrBeast olma çabası. Bu adam yıllardır YouTube'un içinde ve kolay bir şekilde yükselmedi. Özgün olduğu, sorumluluk sahibi olduğu ve buna bir iş olarak baktı. Sen insanlara güzel içerikler sunup onları eğlendirip bir şeyler katmazsan belli bir yere kadar yükselir, ondan sonra durursun. MrBeast'in kendisi de zaten bunu birçok kez açıkladı. Özgün olun diye. Mesela bir shorts videosu atmışsın. Abone olmanıza ihtiyacım var. Bir aboneye daha ihtiyacım var. Şu anda 800 bin abone olmak üzereyiz. Hadi son 6 kişi kaldı. 800 bin olmak üzereyiz. Hadi 2 kişi daha abone olursa 800 bin olacağız. Geliyor. Bir de abone olsun. Bak dostum, bunlar gerçekten ezmek için demiyorum ama 10 yıl önce mahalle başında dilenen kişilerin sanal versiyonu. Eskiden kızdığımız şeylere ciddi anlamda hasret kalır olduk. Eminim ki şu çektiğim video konularını veya açıklamalarını başka biri yapsaydı arka planda kodumun salağına bak, dilenci gibi abone dileniyor falan derdin. Yani sırf izlenme uğruna karakterinden ödün verip zamanını değersiz kılmak yerine, kaliteyi düşürmek yerine nasıl daha da üste koyarım diye düşünmen lazım. 100 bin kere Enes Batur deyip 4 saat kaybedeceğine, o 4 saat oturup nasıl daha kurgusal, güzel videolar yaparım diye düşünmen lazım. Az bir kitleye de hitap etmiyorsun. Neredeyse 1,5 milyon aboneye yakınsın. Yine başkasını sevebilir, izleyebilir veya örnek alabilirsin. Ama bunu yaparken bile kendin olman lazım. İnsanlar seni birine benzediğin için değil, seni sen olduğun için sevmeleri gerekiyor. En azından benim düşüncem bu yönde. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin ve adios.